Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri. Emirgan Mary Cafe'de Fringe İstanbul Festivali'nin kültür politikaları direktörü Zeynep Uğur'la birlikteyiz. Fringe Festivali ülkemizde ikincisini düzenliyor. Birincisi nasıl geçti? İkincisinde neler bizi bekliyor? Bunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili Zeynep Uğur. Fringe Festivali daha önce Edinburgh'da oluyordu. Evet. Ve ilk defa geçen yıl İstanbul'da gerçekleşti. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek. Bununla ilgili detaylı bilgiler almadan önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Zeynep Uğur Tabii. kimdir? Nerede eğitim gördünüz? Fransa'da yaşadınız galiba. Ben İstanbul Fringe Festivali'nin kurucularından biriyim ve sizin de bahsettiğiniz gibi kültür politikası direktörüyüm. Biz aslında Galatasaray Üniversitesi'nde başka bölümlerde okurken tiyatro yapan aynı anda ve bu şekilde arkadaş olan bir arkadaş grubuyuz en temelde. Ve üniversite hayatımızı biraz tiyatro okuyormuş gibi geçirdik. Sonraki yıllarda da hepimiz başka taraflara gittik, başka eğitimler aldık, yurt dışında başka ülkelerde yaşadık. Ve bunun sonucunda tekrar bir araya gelip böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ben de Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum. Daha sonra Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Enstitüsü'nde, EHES'te yani, siyaset bilimi master yaptım. Daha sonra doktoraya devam ettim aynı bölümde. Bir 6 sene oldu. Umarım artık bu sene bitireceğim doktoramı. Umarım, bu arada doktora tezinize de geleceğiz. Onu konuşacağız. 8 ekip bir araya geldiniz ve Edinburgh'daki Fringe Festivali'nin bir örneği diyelim. Tam olarak da onun detayını konuşacağız. Tam Edinburgh Festivali gibi de değil tabii ki, onu da belirtelim. Peki, herkes Fransa'ya giderken, orada yerleşirken siz neden Fransa'dan tekrar İstanbul'a gelmeye karar verdiniz? O derin bir konu aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Ben evet hala Paris'te yaşıyorum. Bir haftaya gideceğim tekrar. Evet. Ama bir yandan da ben çok gelip gidiyorum. Yani her tatilde bir şekilde İstanbul'dayım. Ailem burada, arkadaşlarım burada olduğu için pek çok insan gibi. Bir yandan da benim doktora tezim Türkiye'deki tiyatro alanı üzerine nasıl bir siyasi mücadele alanı haline geldiği, alternatif tiyatroların nasıl başka türlü sosyalleşme mekanları yarattığı üzerine. Onu belki daha detaylı konuşuruz sonra. Dolayısıyla da bir saha çalışması yapmam gerekiyordu benim bu çalışmayı yapmak için. Ve Türkiye üzerine çalışıp buradaki bu alanda çalışan evet. insanlarla saha çalışması yaptım. Aynı zamanda da tabii ki buradaki arkadaşlarımla her zaman hem arkadaşlığımız hem entelektüel paylaşımımız devam etti. Ve bir şekilde o fikir çıkınca Emre ilk böyle bir fikirle geldi, sanat yönetmenimiz. Benim de aklımda zaten bir siyaset bilimci olarak sanat alanıyla bir şey yapmak istiyorum ve bunu Emre ve Denizhan'la yaparım. Yaparsam biz ne yapabiliriz beraber fikri vardı ve ben bunu konuşmak istedim. Biraz ortada buluştuk gibi oldu ve İstanbul'da bunu yapabileceğimiz bir noktadaydı. Yani Fransa'da aslında. Yaşarken böyle de bağınızı koparmadınız. Evet. Bir şekilde de işbirliğine girerek böyle bir etkinlik yaptınız. Peki ben hemen şunu sormak istiyorum. Bir siyasi mücadele alanı olarak tiyatroyu seçtiniz. Tez konunuz da bu. Ülkemizde de bu alanda çok az araştırması yapılıyor. Neden bu konuyu seçtiniz ve nasıl gidiyor? Tiyatro gerçekten dönüştürücü mü? Şekillendirici bir güce sahip mi? Şöyle söyleyeyim. Ben aslında daha önce daha farklı konularda çalıştım. Ama hep benim asıl ilgilendiğim mesele kültürdü bir şekilde. Yani kamusal alan ve kültür ve Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra yaşanan değişimler. Ve tez danışmanım sosyolog Nilüfer Göle ile çalışırken onun yürüttüğü Public Demos diye bir proje vardı. Kamusal alan demokrasisi diye. Bugünün dünyasında kamusal alan ne ifade ediyor? Orada araştırma asistanı olarak 3 yıl çalıştım Nilüfer Hoca ile beraber ve benim de çok şey öğrendiğim ve tezimi şekillendirdiğim bir süreç oldu. Ve aslında bana Nilüfer Hoca söylemişti, yani sen hani karar veremiyorsun, tezinle ilgili kafanda soru işaretleri var. Senin en iyi bildiğin ve ilgi duyduğun şey tiyatro. Niye tiyatro üzerine yazmıyorsun dedi. İnsan öyle bir bazen meşru görmüyor ya, evet. ilgi alanı gibi kalan ama şey. Ama bir şey soracağım. Bir şey şimdi oldu. Nilüfer Göle de her sosyolojik olayda mutlaka görüşüne fikrine başvurduğumuz bir sosyolog. Onun o yüzden tavsiyesi önemli. Ülkemizde de zaten bu alanda araştırmalar genelde metin üzerinde yapılıyordu. İlk defa mı kamusal alanda böyle bir tiyatronun yani gücü üzerine ilk defa demiyorum araştırma ama şöyle, yapılıyor? Benim gördüğüm, yani bu İstanbul'da da, Türkiye'de de öyle, Fransa'da da öyle. Biraz sosyal bilimlerle tiyatro pek birbiriyle konuşmayan alanlar. Genelde işte dramaturji bölümlerinde yazılan tezler var. Sosyal bilimciler tiyatro ile ilgili çalıştıklarında daha çok Cumhuriyet dönemiyle ilgili, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişle ilgili metinler üzerinden çalışıyorlar.
Ya da dramaturji bölümlerinde mesela alternatif tiyatrolar üzerine yazılan tezler var ama sosyal bilimler kısmı çok çok kuvvetli olmayabiliyor ya da yeni bu alanda yapılan çalışmalar var. Ben biraz evet öyle bir yerden yani siyaset bilimci olarak hep ilgilendiğim ve takip ettiğim tiyatro alanı üzerine çalışmak istedim. Öyle peki sevgili takipçilerimiz, bu arada şunu da sorayım. Tabii ki tez konusuna boğmayacağız sohbeti, onu da belirteyim. Ama hep merak ettiğim şu var. Gerçekten tiyatronun toplum üzerindeki bir dönüştürücü etkisi var mıdır? Ya da neden tiyatroda bu kadar bir beklenti vardır? Bize kısaca bu tez konusunda hesaba katarak açıklar mısınız? Tabii yani şöyle söylemeye çalışayım. Yani bir kere ben böyle bir şeyden yola çıkmadım aslında. Biraz da bana çok şey yüklemek gibi geliyor. Yani tiyatroya böyle bir dünyayı kurtarma misyonu yüklemek ya da işte tiyatroyu diğer sanatlardan farklı çok kutsal bir yere koymak. Dönüşüm şöyle aslında benim tezimde çalıştım. İki tane dönüşüm ayağı var diye düşünüyorum. Birincisi kamusal kültürün tanımlanma biçiminin AKP dönemiyle beraber değişiyor olması. Yani birbirine farklı iki tane kamusal kültür. Biri bugüne kadar gelen seküler tanımı, diğeri de belki yerli ve milli diye tarif edebileceğimiz yeni bir kamusal kültür tanımı çıkıyor ve bu ikisinin çatışmasını görüyoruz biz. Tiyatroda da özellikle bunu çok fazla görüyoruz. Mekanlar üzerinden, kurumlar üzerinden, insanlar üzerinden çok fazla görüyoruz. Bir bu kısmı var işin. Bir de bu iki kamusal kültür anlayışının alternatif olarak çoğulcu bir kültür anlayışının ortaya çıktığını görüyoruz. 90'lardan beri gelen alternatif tiyatro tabir edeceğim ama yani bütün öncesini de düşünerek söylüyorum. Azınlıkların anlatısını kamusal alanda dile getiren, kamusal alanda ifade edilemeyen, görünür olmayan insanların hikayelerini, anlatılarını sahneleştiren, şehirde farklı mekanlar yaratan ve dolayısıyla farklı sosyalleşme biçimleri ortaya çıkaran. Şimdi çoğulcu derken en çok seyircinin gittiği tiyatro oyunları mı? Yok, şey demek istedim aslında. Yani tekçi bir, yani Cumhuriyet'in seküler anlayışından farklı belki bu açıdan, yerli ve milli anlayıştan da farklı. Kadınların, eşcinsellerin, etnik, dini azınlıkların ve Türkiye'nin bir sürü tabu meselesinin sahne üzerinde tartışıldığı bir kültürden bahsediyorum. Yani daha bireysel problemlerin sahne üzerinde tartışıldım. Öncekiler hani... Toplumsal diyelim yani azınlık olmak toplumsal bir mesele çünkü bireysel olmak. Evet. Yani bireysel de bir mesele tabii ki ama dolayısıyla yani toplumun bastırdığı ve kamusal alanda daha önce ifade edilemeyen meseleleri biraz ifade edilir hale getiren alanlar açtıkları üzerinden bir dönüşümden bahsediyoruz. Ya da daha önce tiyatro olarak yani tiyatroya gidilmek için gidilmeyen işte Tophane gibi, Karaköy gibi yerlerde tiyatrolar olması burada farklı insanların birbiriyle karşılaşmasına yol açıyor. Farklı sosyalleşme biçimleri ortaya çıkmasına yol açıyor. Bunun da siyasi olarak dönüştürücü bir temeli var. Daha tabandan insanların birbiriyle kurduğu ilişkide bir dönüşüm, mekanla kurdukları ilişkide bir dönüşüm. Bu açıdan bence dönüştürücü. Yani Gezi'ye giden ve Gezi'den sonra da devam eden bir dal olarak görebiliriz bence. Peki neden tiyatroda bu kadar bir şey bekleniyor? Hani sinemada beklenmiyor, dizide beklenmiyor, televizyonlarda beklenmiyor. Tiyatronun biraz yükü ağır değil mi bu anlamda baktığımız zaman? Bence de ağır. Herhalde yani böyle dediğimiz zaman kutsallık meselesi şey çok yüksek kültür gibi görülen bir şey olmasından ileri geliyor diye düşünüyorum. Yani belki o açıdan işte sinema, diziler vesaire o tahtlarından indiler. Daha popüler kültür ürünü oldular ama evet. Tiyatro, opera, bale hani hala yani opera, baleden de çok daha azınlık bir kesimin gittiği evet. bir şey olarak düşündüğü için o beklenmiyor belki ama tiyatrodan çok fazla bekleniyor. Evet. Peki o kamusal alandan çıkalım. Gelelim Fringe Festivali'ne. Fringe Festivali'nin fikri nasıl oluştu? O zaman da mı yani bu kamusal alan, işte kamusal alanın dönüştürümü üzerinden yola çıkarak mı Fringe Festivali'ni organize etmek istediniz? Şöyle bu bizim bir ekip olarak yaptığımız bir iş olduğu için kamusal alan üzerine düşünen kısmı benim katkım olmuş olabilir ama tabii ki bu bir sürü farklı insanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Şöyle sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Edinburgh Fringe'de biliyoruz biz Fringe'i daha çok. Edinburgh Fringe'de 1947'de Edinburgh Festivali'ne davet edilmeyen ekiplerin biz yine de oynayacağız deyip bir off festival olarak, alternatif festival olarak evet. çıktı.
Ancak dünyada sadece Edinburgh yok bugün. Bugün 250 tane yaklaşık Dünya Fringe Anı üye Fringe Festivali var. Ve her şehir kendi ölçeğine göre, kendi mekanlarına göre, kendi anlayışına göre farklı farklı organize Peki, ediyor. Peki Edinburgh'un da alternatifi de alternatifi bu festival diyebilir miyiz? Yani bir şey alternatif gibi olmadı ama evet Edinburgh yani... Çok demokratik bir fikir var kafamızda, her isteyen oynayabiliyor gibi ama bir yandan da bugün dünyada çok tartışılan bir mesele ticarileşme meselesi. Çünkü bir yandan da tabii ki bir serbest piyasa ekonomisi mantığıyla herkes mekanın kirasını kendi ödediğinden ve bu regüle edilmediğinden biraz hani parası olanla olmayan arasında eşitsizlik evet. yaratan da bir sistemi var aslında. Bu arada şunu da belirteyim. Şimdi Fringe Festival denildiği zaman hepimizin aklımıza Edinburgh Fringe Festivali geliyor. Hatta Fringe İstanbul denildiği zaman da Edinburgh Fringe Festivali'nin bir İstanbul uzantısı mı? Hı-hı. Ya da oradaki oyunlar burada da mı oynayacak? Aynı konsept burada mı Hı-hı. aklımıza geldi? Size soralım hemen. Yani bunu sordunuz iyi oldu aslında. Çünkü bizim çok anlatmak istediğimiz, altını çizmek istediğimiz bir şey bu. Şimdi dediğim gibi çok fazla şey olduğu için aslında farklı farklı fringe'ler olduğu için işte Paris'teki mesela bir işgal edilmiş bir tiyatroda yapılan çok ufak sadece yerel ekiplerle bir şey. Atina'da bir çay bahçesinde yapılıyor. Stockholm'da başka türlü yapılıyor vesaire. Bizde de Emre Yıldızlar Sanat Yönetmeni Festivali'nin aynı zamanda oyuncu, performansçı. Evet. Ve kendisi pek çok farklı fringe'e katıldı kendi işleriyle bir sanatçı olarak. Ve orada biraz hani İstanbul'da bir fringe acaba yapılsa nasıl olur, niye hiç yapılmamış gibi bir düşünme dönemine girdi. Ve daha sonra bunu bizle paylaştığında biz fringe fikri üzerine düşünmeye başladık. Bizim hoşumuza giden kısımlardan bir tanesi bu özgürlük aslında. Çünkü herkes kendi dinamiğine göre yapıyor. Ve ilk sizin de dediğiniz gibi basında biraz sanki şey gibi oldu işte Edinburgh Fringe İstanbul'a geliyor. Edinburgh gelmedi aslında yani. Biz 8 tane İstanbullu insanız ve biz bu dinamik İstanbul'da nasıl olur diye hayal ederek kendi anlayışımızla böyle bir şey yapmaya çalıştık. Yani tamamen Edinburgh Fringe mantığını getirmedik ya da herhangi bir fringe değil ama İstanbul'un kendi çok dinamik bir gösteri sanatları sahnesi var. Alternatif tiyatrolar hep değişen bir süreç yani çok dinamik bir alan. Peki, bu var. Çok farklı mekan var. Edinburgh Fringe Festivali'nin bu festivale bir desteği oluyor mu? Yani orada bir direkt olarak yok hayır. Direkt Edinburgh'la bizim bir bağlantımız yok. Yani bağlantımız ya ismi, olarak iletişimimiz ismin var telifi diye bir şey var mı o zaman? İsim var. Hakkını izinin aldınız mı? Dünya Fringe ağıyla var bahsettiğim. World Fringe Network'le. Yani onlardan biz şuyuz. Fringe yapmak istiyoruz burada şöyle bir ekibiz diye yani isim hakkını almak gibi bir şey oluyor ve onlar sizi kabul ettikleri zaman almış oluyorsunuz. Peki bir şekilde. Burada oyunlar böyle kahvelerde, kafelerde, yollarda, caddelerde olmayacak o zaman. Edinburgh'da hani bahsediliyor işte evet. bir kafede kahvaltımı yaparken hemen orada bir performans gösterisi görüyordum. İşte yürüdüğüm meydanda bir gösteri burada öyle olmayacak. Bu yine salonlarda olacak. Yani şöyle bizim hayalimizdeki aslında gittikçe yıllar geçtikçe hakikaten kamusal alana yayılan açık alanlarda performanslar yapan mekana özgü işler yapan İstanbul'un önemli mekanlarında yani oturdukça bir daha şey da olur. Geniş alanlara yayılacaksınız. Evet. Peki birincisini geçen yıl düzenlediniz. Geçen yılda nasıl bir geri dönüş aldınız? Beklediğimizin çok ötesinde iyi geçti bence yani hani tabii ki her bir işi ilk yapan insan gibi bizim de kafamızda çok soru işareti vardı işte. Hani seyirci gelecek mi, ilgi görecek mi, gösterecek mi vesaire gibi. Bu aslında yani çok büyük bir açıklıkla ve ilgiyle karşılanması bence İstanbul'un ne kadar dinamik bir sahnesi olduğunu bir kere daha gösteren bir şey oldu. Ne kadar yurt dışıyla açık ilişkisini, iletişimini sürdürmek isteyen insan olduğunu gösteren bir şey oldu bir yandan bize diye düşünüyorum. Onun dışında da şunu vurgulamak isterim. İstanbul'un sanat alanını düşünürken biraz herkesin zor koşullarda çalıştığı, işte herkesin bir şeylerle mücadele ettiği bir alan olduğu için kendi içinde bir dayanışma var bence. Dolayısıyla da genelde böyle batıyı açıklamak için şey kullanılır. Yani işte Pierre Bourdieu sosyolojisi, eski elitler vardır, yeni evet. elitler vardır ve eskiler köşeleri tutarlar, yenilerin girmesini engellerler. İstanbul bu teorinin tam olarak %100 çalıştığı bir yer değil bence. Yani biz aşağı yukarı ortalaması 30 yaş altı olan bir ekibiz. Ve kimle konuştuysak böyle gözünde ışıltılarla ay inanılmaz biz çok destek olmak isteriz. Çok hani güzel buyurun, evet. Yürüyün dedi bize.
Ve bu çok önemli bir şeydi bizim için. Bir göstergesi de mesela açılışımızı bizim Sabancı Müzesi'nde yapabilmemizdi. Yani ana akım bazı mekanlar ya da işte kurumsal diye gördüğümüz bazı mekanların da alternatifi açıklığını gösteren bir şey oldu bence o bizim için. Umarım bundan sonrası da zaten gelecek bir şey olur. Onun dışında da seyirci doluluk oranı olarak çok iyi geçti. Çok iyi geri dönüşler aldık. Sanatçılar, yurt dışından sanatçılar çok güzel bir deneyim geçirdiklerini söylediler. Bizim çok tatmin olduğumuz bir ilk sene oldu tabii ki. Peki şunu da sormak istiyorum. Elbette ki sevgili takipçilerimiz, şunu da belirteyim. Tiyatroların sorunlarıyla ilgili çok sayıda röportaj yaptık. Bunları konuştuk. Bununla ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi sadece vaktinizi almam adına oraya girmiyorum. Ama Fringe Festivali'nin aynı zamanda bu tiyatro sorunlarına çözüm getiren bir takım uygulamaları da var. Bu seneki uygulamalarda. Biraz ondan bahseder misiniz? Türkiye'de de oyunlar seçtiniz. Bilet satışlarınız var. Şöyle, yani dediğim gibi bu çok dayanışma içindeki alan sayesinde biz bu festivali yapabildik öncelikle. Ve mekan sponsorlarımız sayesinde yapabildik. Yani çok iyi mekanlarla çalıştık. İşte Das Das'la, Kumbaracı 50 ile, belediye bir yandan destek oldu. CKM ile, Barış Manço Kültür Merkezi ile ve bir sürü farklı mekanla. Hem kurumsal hem alternatif diyebileceğimiz. Ve onların bize dayanışması burada çok önemli oldu. Fakat korona malum, mekanlar çok zor bir durumdalar. Tiyatrocular, evet. Yani yasal bazı boşluklar olduğu için zaten hep zor koşullarda herkes yaşadığı ve ürettiği için. Sanatçılar aynı şekilde. Dolayısıyla da yani alanın çok büyük bir zorluk içinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz de hem bu festivali devamlı, yani bizim uzun yıllar devam etmesini düşündüğümüz bir festival. Hem o açıdan hem de mekanlarla ve sanatçılarla dayanışmak için. Burada araya giriyorum. Anladığım kadarıyla bu yıl siz, çünkü online gösterimler yapılacak, evet. Ona geleceğiz. Bu sene hiç yapmamaktansa bir sürdürülebilir olması da çok önemli. Hani bağlantının kesilmemesi, evet. Adına bir mücadeleye giriştiniz. Çalışmalarınızı o doğrultuda yürüttünüz. Öyle tahmin ediyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Yani şöyle, bizim tabii ki aklımıza gelmezdi yani böyle bir şeyle karşılaşacağımız. Hiç kimsenin aklına gelmiyordu, evet. Ve bunu kendi içimizde çok konuştuk yani. Biz bu kadar fiziksel alanda bir araya gelmek, deneyim, beraber deneyim yaşamak derken nasıl yapacağız yani bunu korona olduğu zaman? Ve tartışırken dedik ki yani ya diyeceğiz ki bu bizim yapmak istediğimiz şeyi yapmak mümkün değil. O yüzden 2020'de hiçbir şey yapmayacak Fringe. Ya da başka şekillerde yapmanın yolunu arayacağız ve ikincisini seçtik. Bir şekilde aramaya devam etmek için. Dolayısıyla bu sene online olarak gerçekleşecek festival, evet. Ama bir yandan da sanatçıların işlerinin, işte arşivlerin açılması, online işlerin yapılması çok normalleşti ama bunun bedava olmasına da bir yandan biraz fazla alıştı dünya. Yani sürdürülebilir, evet. Ekonomik modeller geliştirmek de gerekiyor sanatçıların üretimine devam etmesi için, mekanların var olması için. Biz de şöyle bir kendimiz strateji geliştirdik diyeyim. Destek biletleri satışa sunduk. Festival bu sene 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve gösterilerin linkleri YouTube'dan paylaşılacak. İşte etkinlikler olacak, workshoplar olacak ve bunların hepsi erişime açık. Ama destek bileti diye de bir sistem getirdik ki insanlar destek olmak istedikleri için farklı kategorilerde biletler alsınlar. Bunları 2020'de festival gerçekten gerçekleştiği zaman kullanabilsinler ve biz de bu şekilde sanatçılarımızı destekleyelim. Aynı zamanda da Patreon açtık, Patreon hesabı açtık. Evet. Düzenli bir gelir olarak da oradan destekçilerimizden, sanatçılarımızdan, seyircilerimizden gelen bir meblağla da sanatçılarımıza gene yardım etmek istiyoruz. Ve şöyle bir karar aldık. Eylül 2021'e kadar o hesaplardan gelecek bütün hesabın yarısı sanatçılara verilecek, yarısı festivalin devamlılığı için kullanılacak. Şimdi burada ben iki soru yöneltmek istiyorum sevgili Zeynep Uğur. Tabii ki ben sizi çok iyi anlıyorum yani ve en önemli sizi de destekliyorum her zaman Diren Sanat olarak diyorum. Birincisi hani sponsorlar, salon sponsorlar işte İKSV'den tutun Sabancı Müzesi'nden, Das Das'tan, Moda Sahnesi'nden. Elbette ki bunlar da hani tiyatronun gelişmesi adına, sahnelenmesi açısından büyük destek veriyor. Şimdi normal Fringe Festivali denildiği zaman işte Edinburgh'da ana festivalleri alternatif olarak doğan bir festivaldi. Burada ise
ana festivallerle birlikte yine bir işbirliği içerisindesiniz. Yani organize eden işte Sabancı Müzesi. İKSV bir alternatif olarak doğmadınız. Çünkü bizde İKSV Tiyatro Festivali var. Ona bir alternatif olarak doğmadığınızı da belirttiniz. Yani diğer röportajlarınızda. Aynı zamanda ana festivallerin, ana tiyatro festivallerinin oyunlarının sahnelediği salonlarda oyunlar oynanacak. Bu durumda seyirciden bir yanılgı oluşur mu? O zaman bu festivalin farkı nedir sorusu gelir mi? Ya da geldiği zaman ne cevap verirsiniz? Şöyle söyleyeyim, bir kere şeyi bir netleştirmek isterim. Sabancı'da, yani Sabancı sadece mekan sponsoru olarak açılış için mekanını açtı ama maddi bir sponsorluk ilişkisi yok Sabancı'da. Sadece arasında. Mekan sponsorları. İKSV'de evet. De yok. Yani hiçbir şekilde bir sponsorluk ya da mekan vesaire desteği gibi bir ilişki yok. Yok, onun da altını çiziyoruz. Evet. Ama şöyle, genelde evet insanlarda böyle bir algı oluyor. Yani Edinburgh, işte asıl Edinburgh Festivali'ne alternatifti. İKSV'nin festivaline anti bir festival olması gerekiyor gibi. Biz böyle bir başka salonlarda oynansın, başka mekanlarda olsun gibisinden. Yani şöyle, bir niye bunu yapmadığımızı söyleyeyim, bir de farklarını söyleyeyim daha sonra. Şu, yani bana şu saçma geliyor zaten açıkçası. Yani Edinburgh'la İstanbul'un neyi aynı ki? evet, bu her şeyi açıklıyor zaten. Festivalleri olsun. Hani o... Yani o bir kopya yapıştır mantığı ve doğru değil bence açıkçası. Onun dışında da şimdi zaten İstanbul kadar aslında çok insanın yaşadığı, çok insanın genç bir nüfusun olduğu, yeniyi aradığı, kültürle ilgilendiği de bence bir şehirde bir tane uluslararası işlerin izlenebileceği bir tiyatro festivali var şu anda. Geçmişte çok önemli şeyler yapıldı ama devamlı olamadılar. Evet. Alternatif işlerden bahsediyorum. Ve şimdi... İKSV'nin şey gibi bir misyonu oldu bence, yani yurt dışında çok fazla izlenen, başarılı olan büyük prodüksiyonları getirmek. Onları da zaten onlar getirmese kimse getiremez. O yüzden önemli bir iş bence yaptıkları. Şimdi bir tane böyle festival var, biz tarih olarak aynı zamanlarda yapsak seyirciye bir ikisi arasında seçim yapın diyeceğiz. Ama zaten başka bir şey yok yani bütün sene boyunca. Dolayısıyla da bize çok mantıklı gelmedi. Aynı zamanda da yani... Tiyatro alanı Türkiye'de zaten herkesin anti olduğu bir nokta evet. Neredeyse. Yani aynı ana akım mantığı bence işlemiyor. O yüzden de yan yana durmak daha önemli geliyor bana. Yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben yıllarca İstanbul Tiyatro Festivali'nin direktörlüğünü yapmış Dikmen Gürün'le kendi tezim için bir saha görüşmesinde evet. Tanıştım. Ve kendi bana söyledi, işte keşke bir fringe yapılsaydı Türkiye'de ama onu da İKSV yapmayacak tabii ki, yani birilerinin çıkıp yapması gerekiyordu dedi. Ben de bizim yapacağımızı söyledim ve gözleri ışıldadı. Açılışımıza geldi, müzede sahnede biz bir konuşma yaptık, ona geldi bir yaz sıcağı evet. Gününde. Bunu hep söylüyorum çünkü bu bence çok kıymetli ve başka bir sürü ülkede de görülmeyecek bir şey yani. Başından beri bu kadar insanın hani bireysel olarak manevi destek oluyor olması. O yüzden de biz bu şekilde konumlandırmadık. Farklarına gelecek olursak aynı mekanlarda değiliz aslında tam olarak. Yani Dastas gibi... Onu unutmayın. Ben hani şunu da belirteyim. Asla böyle bir festival yarıştırma, festival kıyaslama işine girmiyoruz. Yani İKSV'den hani şunu girmiyoruz. Hani İKSV'den iyi misiniz, kötü müsünüz, o öyledir böyle oraya girmiyoruz ama... Şunu da merak ediyoruz. Mesela İKSV yani İstanbul Tiyatro Festivali daha çok son iki yıldır sezon içerisinde oynayan oyunları sergiledi. Bunun sebebi de yani Kasım'dan düzenlendi ve işte oyunları erken çıksın ve yurt dışındaki festivallere katılma imkanı bulsun diye. Bir nevi bana kalırsa sadece tiyatrolara bir yapım desteği gibi algıladım ben. Çünkü zaten sezon içinde oynayan oyunları koydu. Ama biz festival oyunu dediğimiz zaman alıştığımız şey şu, daha deneysel, daha farklı sahneleme biçimleri, daha farklı teknikler. Yani o tiyatronun en son geldiği gelişmeleri görebilmeliyiz bakış açısı var. Çünkü sezon içindeki oyunlar yine de ne olursa olsun sonuçta bir gişe kaygısı oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman İstanbul Tiyatro Festivali'nden farkı nedir? Şöyle işte sizin de söylediğiniz gibi birkaç farkı var. Birincisi... Tam olarak aynı mekanlarda değil. Değil, aynı mekanlarda değil. Evet. Duyulan bir şey olması. Yani mesela Tuhafiye'de de biz bir, Tuhafiye de bizim mekan sponsorlarımızdan bir tanesi. Bilmeyenler için 4 Levent'te yani
daha sanayi mahallesi kısmında bir mimarlık ofisi aslında ve bir oda, ufak bir alanları var ve performans için kullanılmasını istiyorlar oranın. Gerçekten bence Fringe ruhuna çok uygun ve alternatif bir mekandı. Ya da yani ileride konuştuğumuz mesela çevre tiyatrosunda bir şeyler yapmayı çok istiyoruz. Yayılmak adına, kente yayılmak evet. adına vesaire. Dolayısıyla tam olarak onlar örtüşmüyor. İkinci kısım şu, dediğimiz gibi daha çok İKSV'nin festivalinde yurt dışından gelen insanlar için konuşuyorum. Daha bilinen, büyük prodüksiyon işler yapan evet. Yönetmenlerin, ekiplerin işlerini görüyoruz. Fringe'in en büyük özelliği yeni ve deneysel sanatçıların işlerini getiriyor olması. Ve bunları gerçekten İstanbul'da izleyemiyoruz. Yani İstanbul'da bu açıdan bir sürü iş yapan, yeni sahne, daha gençlerin yeni işler yaptıkları sahne varken kendi akranlarının, denklerinin yurt dışında ne yaptıklarını İstanbul'da görme şansları olmuyor. Buna bir alternatif getirmekte. Üçüncüsü de bilet politikası. Erişilebilir bir festival olması önemliydi bizim için. Çünkü yani sanat okuyan öğrencilerin, işte tiyatro okuyan öğrencilerin rahat rahat gelip bir sürü oyun izleyebileceği bir şey olmasını biz istiyorduk. Sanatçıların da aynı şekilde, yani sanatçılar da maalesef zor koşullarda yaşadıkları için. O nedenle de bilet fiyatlarını alternatif sahnelerin marjınında çok altında tutarak ve kombineler gibi paketler yaratarak. Peki o zaman şunun altını çiziyoruz. İKSV alternatif olarak doğmadınız. Hı. Sonuçta yeni ve deneysel oyunlara ağırlık vereceksiniz. Evet. Ya da peki yeni öncelikleriniz ne oluyor? Çünkü sonuçta elbette ki başvurular yoğun olunca da bir yerde de bir seçme, bir eleme olacak. Çünkü evet. her oyunu da sahneleme imkanımız olmayacağına göre neleri göz önünde bulunduruyorsunuz oyunlarınızı seçerken? Şöyle, bu da bazı insanlar sanırım Fringe ruhuna aykırı bir şey olduğunu düşünüyorlar seçme yapmanın. Yani bu çok duyduğumuz bir... Ama imkanlar da sınırlıysa yani... Şimdi 180 tane başvuru aldık. Evet. Yani bazılarının zaten teknik olarak oynayacağı bir sahne yok İstanbul'da. Ya da zaten 3 gün sürecek. İlki şeydi. 17-22 Eylül. 17-22. Şimdi 21-27 Eylül yaptık. Yani bir hafta içinde. Bir hafta sürecek. Evet. 21 ile 27 Eylül tarihleri evet. arasında. Şimdi bu kadar zaman içinde ve belli mekanlarda herkesin zaten kendi programı var. Mümkün değil. Yani herkes de kabul edebilmek. Aynı zamanda da ben şuna da inanmıyorum, yani biz de bir oyunu göstermiyor olmak isteyebiliriz kendi seçkimizde. Hani öyle bir her geleni almak gibi de bize dikte edilen bir misyon yok yani. O bizim kendi belirlediğimiz politikamız, ona da hakkımız olsun yani biraz bence. Elbette ki, çünkü o zaman Fringe Festival'in organizasyonu denildiği zaman bizim aklımızda da bir takım performans oyunlar gelsin. Hani. Evet, yani tam olarak onun için evet. yani. Yani insanlar hani Fringe yurt dışından bir ekibi getiriyorsa hani enteresan deyip gitsin, ben isterim. Yani öyle evet. bir etkisi olmasını isterim. Bu da en doğal hakkınız yani. Evet. Oyunun seçimlerini de şöyle yapıyoruz. Yani tabii ki bir sürü kriter var. Hem coğrafi dağılım, yani çok işte Avrupa merkezli kalmamak, farklı farklı ülkelerden işler getirmek. Hem çok kalabalık ekiplerle tek kişilik performansların dengede olması bir yerde. Disiplinlerin dengede olması, çünkü tiyatro, dans, performans, birçok farklı disiplin var. Ve oyunları seçerken de şöyle hareket ediyoruz. Bir danışma kurulumuz var 2 senedir. Üyeleri değişiyor. Hem bir yandan bu alanda çalışan insanlar da Fringe'e sahiplensin ve bunun içinde karar alma mekanizmalarında rol oynasınlar istedik. Hem de seçim yaparken de gerçekten bu alanda uzman insanlardan destek alalım ve demokratik bir seçim süreci olsun diye. Danışma kurulu üyeleri hepsi bütün oyunların videolarını izleyip kendi seçtiklerini... Ha, proje üzerinden gitmiyorsunuz. Direkt oyunu izliyorsunuz. Videoları ya da videosunu izliyorsunuz. Evet, bu güzel. Çünkü proje... Onu bilemeyiz. Çünkü bazen bakıyorsunuz evet. kağıt üzerinde mükemmel bir proje gibi oluyor. Sahneye konuluyor. Yani bu muydu durumu da oluşuyor. Yani o başka bir durum. Yani yurt dışındaki pek çok festival böyle çalışıyor zaten. Videosuz bir başvuru kabul edilmiyor yani. O eksik evrak teslimi. Bu arada video şey demişken şunu da belirteyim. Ben Fringe İstanbul YouTube kanalında sizin tanıtım videolarınızı da izledim. Özellikle bir tanıtım videosu çok kaliteliydi. Çok özenli çekilmişti. Ondan bahseder misiniz? O dikkatimi çekti. Yani film festivalinde bile öyle bir video görmedik yani. Teşekkür ederiz. Kim çekti? O nasıl yapıldı? Şöyle,
tanıtım videosu yani bu senenin bahsediyorsunuz değil mi? Aslında şöyle çekilmedi. Bize ekiplerin ilettiği oyunlardan yani oyun videolarından kurgulandı. Ama videoyu kurgulayan Erdinç Velekoğlu, görsel efektleri yapan ve bizim aynı zamanda grafik tasarımlarımızı da yapan Tolga Karabulut, onların da katkısıyla. Tolga Karabulut, evet. İsmini analım çünkü çok kaliteli bir montaj mı diyelim artık, çekim değil, videolardan mı seçilip konuldu? Evet. Ama çok güzeldi. Ben onu izledikten sonra bu oyunları mutlaka izlemeliyim dedim gerçekten. Çok teşekkürler yani biz de öyle bir şey istedik ve ikisi de çok yani iyi çalıştılar. Biz de çok memnun kaldık. Biraz yabancı oyunlara ağırlık vermiştiniz. 22 oyundan 16'sı mı yabancı, 6'sı yerli. Biraz oyunlardan 4'ü mü? Yani? Evet. Oyunlardan biraz bahseder misiniz? Hangi oyunlar var? Hangi tematik konuları var? Şimdi bu sene yine biz 2019'da festival yapmayı öğrendik. Belli bir tecrübe edindiniz. Oldu ve her şey yıkıldı korona olduğu için. Evet. Her şeyi baştan öğrendik. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu şimdi. Normalde koronadan önce başvuru süreçleri kapanmıştı zaten, işte seçki belli olmuştu aşağı yukarı. Evet. Ama festivali online'a taşınmaya karar verince şöyle bir şeyle de yüzleşmek zorunda kaldık. Video kalitesi çok iyi olanlar elbette olması gerekiyor. İyi olmalı. Öyle olunca o seçilen oyunların içinden video kalitesi gerçekten dijitale açılmaya uygun olanlar seçildi. Yani bir seçilmişlerin içinden ikinci bir seçki yaptık gibi oldu. Bu ama önemli bir seçki. Neden diyeceksin? Çünkü bu pandemi sürecinde bazı tiyatrolarımız mesela oyun videolarını koydu. Çekim kalitesi tek kameradan ve neredeyse görüntüler net olmadığı için seyirci üzerine çok etki oluşturmadı. Çünkü sonuçta dijitale kaydığı zaman görsellikte önemli olmuş oluyor. Tabii. Çekim kalitesi. Yani kesinlikle bu da zaten Türkiye'de de bence insanların çok görüp üzerine düşündüğü bir şey oldu. Çünkü maalesef gene kaynakların yokluğundan ötürü çok iyi oyunların tek kamerayla çekilmiş haliyle, yani çünkü prodüksiyon çok maliyetli bir şey, yani bir oyunun birkaç açıdan kaydının alınması ve kurgusunun yapılması. Bununla ilgili de çok önemli çalışmalar yapılıyor zaten. Yani bizim için de haliyle çok önemli bir kriter oldu birden. Ve Türkiye'den ilk seçkide iki oyun vardı aslında. Daha sonra bizle pandemi döneminde çekim yapan ve çektikleri videoları paylaşan iki tane ekip oldu. Onları da dahil ettik ve 4 tane Türkiye'den iş oldu. Yani bizim özel bir şeyimiz olduğundan değil, daha çok yurt dışından olsun dediğimiz için değil aslında. Bu arada da elbette ki yeni bir festivalsiniz, daha çiçeği burnunda ve onu da ümit ediyorum ki büyüyecek, gelişecek ve daha büyük bir festival olacak. Bu anlamda da kentin dinamiğinde çok büyük rolleri olacağına inanıyorum. Şu anlamda baktığımız zaman bu festivalin kentin dinamiğine ne gibi etkileri olacak ya da ileriki zamanda neleri öngörüyorsunuz? Bizim bu kentin dinamini değiştirme durumu başından beri çok motto edindiğimiz bir şeydi. Çünkü festival aslında biraz o demek bence. Yani bir kentin gündelik hayat akışı vardır ve ona müdahale eden, değiştiren, dönüştüren, insanlara kendi yaşadıkları kenti başka türlü deneyimletiren bir şekilde herkese dokunabilmeli. Bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Ve yani varlığı kentte hissedilen, o an için o atmosferi değiştiren. Çünkü aslında çok basit bir yerden, çok insani bir yerden herkes bence bugün o beraber olma halini, beraber bir şey deneyimliyor olma, beraber nefes alıyor olma halini arıyor. Hayatta yaptığımız bir sürü şeyde. Biraz bunu yaratmaktı bizim amacımız da. Bu tabii ki öyle hemen birinci senede, ikinci senede biz bunu yaptık falan denilecek bir şey değil. Bizim, ama hep kafamızda olan bir perspektif, öyle söyleyeyim. Bunun içinde özellikle dediğim gibi ilerleyen yıllarda mekana özgü işler yapmak çok istiyoruz. Yani sanatçıların belli bir mekanda, yani aklıma o geldi şimdi, mesela Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi gibi bir yerde orayı düşünerek tasarladığı, orayla etkileşimde yaptığı işleri sahneliyor olmak. Normalde performans izlenmeyen işte eski kiliseler ya da meydanlar vesaire gibi yerlerde etkinlikler olması ve bu dinamiği de İstanbul'da yayan bir şey olmasını hayal ediyoruz. Aynı zamanda da bu da tabii hem Türkiye'den hem de yurt dışından insanların hani İstanbul'a fringe zamanı gitmek gibi bir alışkanlık, bir çekim alanı oluşturmak istiyorsunuz. İstiyoruz. Çünkü kentte hakikaten özdeşleşen ve kente bir şey katan bir festival olmasını istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Şunu da belirteyim, elbette ki çok sorularımız var, konuşacak çok konumuz var ama maalesef YouTube üzerinde de kimse uzun videoları pek izlemeyi tercih etmedikleri için kısa tutmak zorundayız.
Umarım başka bir röportajda tekrar bir araya geliriz. Belki başladıktan sonra, belki ileriki yıllarda. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Vaktinizi bize ayırdığınız için. Son olarak takipçilerimizle paylaşmak istediğiniz son cümleleriniz nelerdir? Sizi onlarla baş başa bırakayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok konuşmamışımdır. İstanbul Fringe'in sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sene festivali bizim yüreğimizden geçen bu değildi ama online olarak yapacağız. Herkesi de gelip bizle olmaya bekliyoruz. Workshoplarımızda, etkinliklerimizde ve herkese erişimi açık olacak oyunlarımızda. Destek biletlerimiz ve Patreon için de yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızdan bilgi edinebiliriz. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bugün Çiçeği Burnu'nda bir festivalin genel koordinatörünü ağırladık. 8 genç bir araya geldiler. Fringe İstanbul Festivali'nin ikincisini düzenleyecekler. Ve bu festivalin gelecekte de gerçekten İstanbul'un dinamiğinin değiştirmesinde çok etkin rolleri olacağına inanıyorum. Bu festivali sizlerin de takip etmenizi öneriyoruz. Biz yakından takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hayata sanatla direnin. Bizi takip etmeyi devam edin. Hoşça kalın.